Hepinize uzunca bir aradan sonra tekrar merhabalar. Dünyanın başına dert olan bu korona günlerinde bir an evvel herkesin normal hayatına dönebilmesi için biz de sadece evde kal diyoruz. Öncelikle tüm dünyada hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bugün farklı kültürlerin başkenti diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Semalarında güvercinlerin kanat çırptığı, gündüz seyranlık, gece gerdanlık güzelliğiyle Mardin. Dillerin ve dinlerin iç içe yaşadığı, kesinlikle tekrar ziyaret etmek isteyeceğiniz bir yer burası. Tarih boyunca Sümer, Akat, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice konuşulan bir kent Mardin. Binlerce yıldır Mezopotamya Ovası'nı seyretmeye doyamayacağınız, her adımında başka bir tarih, her bir sokağında huzur ve hoşgörü kokan bir şehir. Ve şimdi sizi Mardin'den harika görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Yakın bir vakte kadar bu dar sokaklarda belediye çöpleri toplayabilmek için katır bile istihdam edermiş. Barınması, beslenmesiyle karın tokluğuna bir memuriyet diyorlar hatta espriyle. Kimi zaman karşınıza atıyla aheste gitmekte olan bir amca, kimi zaman şen çocuklar korosunun seslendirdiği şarkılar çıkıveriyor karşınıza. Anadolu'nun yanık tenli, pamuk yürekli, güzel, gülen yüzlü insanlarıyla sizi kendisine hayran bırakacak, birbirinden güzel renkler ve lezzetler her bir adımda karşınıza çıkacak. Taş evlerin sıralandığı dar sokaklarına bırakın kendinizi. Gündüz seyranlık dediğimiz eski Mardin'den aşağı Mezopotamya Ovası'na, yörenin tabiriyle denize bakmak, aşağıdan da gece gerdanlık denilen eski Mardin'e bakmak. Hepsi ayrı güzel. Zinciriye ve Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Meryem Ana, Mor Yusuf, Deyrül Zafaran ve Deyrül Umur. Bunların hepsi gezilmesi, görülmesi gereken yerlerin içinde yer alıyor. Uzun
uzunca bir süredir restorasyon ve kazı çalışmaları sebebiyle ziyarete kapalı olan Mardin Kalesi şehrin tepesinde yer alıyor. Dar sokakları yanı sıra hareketli çarşısında da her şeyi bulmanız mümkün. Mardin geceleri bir başka güzel. Gündüz güzelliklerinin yanı sıra gece görüntüleriyle de baş başa bırakıyoruz sizi. Paskalya ve Ramazan'ın çan ve ezan seslerinin birbirine geçtiği barış ve hoşgörü içinde binlerce yıldır komşuluk etmekte birbirine topluluklar. Çeşit çeşit bademden bin bir renk sabuna, Mardin içli köftesi irok, kapalı lahmacun diyebileceğimiz sembusek, otelde şeften tarifini alıp yaptığımız yeni baharlı bademli pilav gibi yöresel yemeklerden, her bir çeşidinden tadarak alabileceğiniz süryani şaraplarına kadar birçok yeni tecrübe sizi bekliyor Mardin'de. Mardin'e yaklaşık 60 kilometre mesafede dillerin ve dinlerin mozaik olduğu Midyat taş evlerinden basamak basamak çıkarak terasından bütün ilçeyi görebileceğiniz, kimi dizilere de ev sahipliği yapan konaklarıyla Midyat'ı da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Tanrı'ya inananların, ona hizmet edenlerin dağı anlamına gelen Turabdin denen yaklaşık 200 kilometrelik bölgenin merkezidir Midyat. Yine çarşısında kolonyadan sabuna, ev yapımı şaraba kadar birçok hediyelik eşya alabilirsiniz. Bir zamanlar büyük ilgiyle izlenen Sıla dizisinin çekildiği konak da en çok ziyaret edilen yerler arasında. Görkemli yapısıyla Midyat konuk evini geziyoruz. Eskiden bir Süryani'ye ait olan konak, sahibi vefat edince devlete bağışlanmış. Şimdi ise bizim gibi meraklı turistlerin ilgi odağı. Konak, mimari yapısıyla büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.
Midyat konuk evi 3 katlı bir konak. Konağın en üstüne çıktığınızda binanın yapıldığı tepenin yüksekliği ve binanın 3 katlı oluşu nedeniyle tüm Midyat görülmekte. Buradan Midyat manzarasına doyum olmuyor. Tabii ki buranın olmazsa olmazı, incecik bir gümüşün iğne oyası gibi işlendiği, her biri el işçisi, terkari ustaları. Zevkinize ve bütçenize göre bir şeyler bulma şansınız çok fazla. Buraya geldiğinizde yine 20 kilometre kadar mesafede bulunan ve en eski Süryani Manastırı Mor Gabriel'de sizi kendine hayran bırakacak. Rahiplerin meskeni anlamına gelen ve dilimize Deir-i Lumur olarak geçen manastır, genişçe bir alan içine kurulmuş, harika taş işçiliği ile mutlaka görmeniz gereken bir yer. Mor Samuel ve Mor Simon tarafından kurulmuş, Süryani Ortodokslarının en önemli manastırlarından biri burası. Kimseyi ortalıkta görmeseniz de öğrencilerin ve din adamlarının yaşadığı bir yer aslında burası. Buraya adını veren Aziz mertebesine erişmiş, yaşarken ve hatta ölümünden yüzyıllar sonra bile veba salgınının bitmesi gibi mucizelerden dolayı Mor Gabriel mezarı, tevazuyu gösterebilmek adına beni ziyaretçilerin ayakları altına gömün dediği için yerdedir. Dara antik kentinde de olduğu gibi inanca göre rahipler Hazreti İsa geleceği için oturarak ve yüzleri doğuya bakacak şekilde defnedilirmiş. Manastırın gönüllü rehberi diyebileceğimiz Kuryakos gezdirip anlatıyor bizlere. Sosyal medya düşkünlüğü, her ne kadar oradaydım demek için yapılan geziler ve çekilen fotoğraflardan ibaret olsa da, Kuryakos sizlere bu medeniyetin tarihi ve yaşantısı hakkında detaylı bir şekilde bilgi veriyor. Varsa sorularınızı yanıtlıyor.
Kısacası dinlenilmeyi de istiyor doğrusu. Hızlandırılmış GAP turundan ziyade uzaktan gelecekler için en az 3-4 gün sadece Mardin'e ayırmak çok daha rahat ve doya doya gezebilmeniz için en güzel seçenek. Ve son olarak birbirinden güzel fotoğraflarla bitiriyoruz Mardin gezimizi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.